Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekli vatandaşımız ve milyonlarca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımız hükümetten gelecek emekli zam haberini merakla ve heyecanla bekliyorlar. Değerli izleyicilerimiz, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Memur ve memur emeklisinin %49.25'lik maaş artışına karşın İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının %37.57'de kalması SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımızda rahatsızlığa yol açtı, eşitsizlik duygusu meydana getirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma kabine toplantısında masaya yatırılacak. Edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT'nin maliyeti enflasyonla mücadele ve bütçe dengelerini dikkate alan farklı oranlar ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Işıkhan ve Şimşek, emekli sandığı emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi konusunda alternatifleri anlatacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer her iki bakanlıkça sunulan farklı yüzdelik oranlarını son dokunuşta karara bağlaması bekleniyor. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından sonuçlandırılacak çalışma kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için meclise sevk edilecek. Değerli seyircilerimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. SSK emekleri 17-26 Ocak, Bağkur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak yasal düzenlemenin 17 Ocak tarihine kadar yetişmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak. Ee, değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.